Azerbaycan topraklarını yeniden aldı, Karabağ işgalden kurtardı. Şimdi sıra ise bölgenin ihya ve inşa sürecine gelmişti. İki cumhurbaşkanı da işaret etmişti. Yakın dönemde, kısa dönemde Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan bölgeye aslında adeta hayatı bir kez daha bölgeye getirecek. Ve yine orada eski günlerini aslında göreceğiz Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın. Ve bu noktada da Türkiye'ye ait yine kurum ve kuruluşların da desteğiyle Azerbaycan'ın bölgeye yatırımları başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ifade etmişti. Yeni yapılan otoyolu Türkiye ile birlikte yaptıklarını ifade etmişti. Türk şirketleriyle bir önemli gururumuz da yine Ziraat Bank Azerbaycan bölgeye ilk aslında resmi Türkiye'ye ait bir kuruluşun şubesinin açılma kararını dün müjdeli bir şekilde Azerbaycan'da duyurdu ve gerçekten de oldukça büyük ses getirdi. Sayın Genel Müdürümüz Avni Demirci yayın konuğumuz, kararın ayrıntılarını kendisinden almak istedik. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Önemli, şubeleşme stratejiniz açısından da önemli ama Dağlık Karabağ'da olması ayrı bir öneme haiz. Nasıl aldınız bu kararı? Gerekçeleri nelerdi? Fatih Bey, teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiğiniz için. Dağlık Karabağ biliyorsunuz Azerbaycan'ın 30 yıldır büyük bir yarasıydı ve 44 günlük bir şanlı zaferle süren bir savaşın şanlı zaferle geri kazanıldı topraklarımız. Ve sizin de dediğiniz gibi artık cumhurbaşkanlarımız da işaret ettiği gibi savaş bitti. Şimdi artık o bölgenin imarı ve ekonomik olarak Azerbaycan'a entegrasyonu ve kalkındırılması ve buradaki o bölgeden bu bölgede bu tarafa doğru göçmek zorunda kalan insanların geriye dönebilmeleri için belli adımların atılması gerekiyordu. Karabağ'ın göz bebeği, yüzük taşı Şuşa'da ilk şubemizi açma kararı verdik. Bu bizim için ve Azerbaycan için önemli bir şey. Biz bu konuda Azerbaycan'ın o bölgeye yapacağı yatırımların veya o bölgeye dışarıdan gelecek yatırımların bir temelini atmak istedik. Burada araya gireceğim. Bu noktada da yani şubeyi açmakla tabii yetmiyor. Oraya yine bir finansman desteği ve de sizin bu anlamda sağlayacağınız krediler de çok önemli rol oynayacağı benziyor. Türk firmaları için olsun, Azerbaycan firmaları için olsun.